Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle belki de birçok kişinin değinmediği bir konu hakkında kısa da olsa bir video yapacağız ve yine benim başımdan geçmiş olayı anlatacağım sizlere zamanında. Sorumuz şu: simetri olur da hatalı bir şekilde antrenman yaparsak ve simetrimiz bozulursa ne yapabiliriz? En başta simetrinin ne demek olduğunu zaten hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Bunu açıklamama gerek yok. Fakat kısaca değinmek gerekirse, vücudunuzu ortadan ikiye böldüğünüzde kasların birbirleriyle aynı orantıda gelişmesinden bahsediyorum burada simetriyle. Yani şöyle söyleyeyim, iki kas grubunun birbiriyle orantısından değil, bilakis aynı kas grubunun. Örnek, diyelim ki bench press yaparken ya da göğüs hareketlerini yaparken dengeyi sağlayamıyorsunuz. Ve bu sebepten dolayı göğsünüzün tek tarafı diğer tarafına göre daha fazla gelişti. Ya da aynı şekilde herhangi bir hatadan dolayı, belki plansız, belki kaç tekrar yaptığınızı saymıyorsunuz. Bu sebepten dolayı kolunuzun bir tanesi diğerine göre daha fazla gelişti. Ya da aynı şekilde omuzlarınızı çalıştırırken herhangi bir hatadan dolayı bu tip bir sorun ortaya çıktı. Bu tabii ki çok kötü bir şey çünkü rezil gözüküyor. Bu şartlar altında ne yapabilirsiniz? İşte tam burada benim başıma ne geldiğini anlatayım. İlk defa fitness antrenmanı için, o zamanlar vücut geliştirme değil fitness antrenmanı için bir fitness stüdyoya adımımı attığımda 15 yaşındaydım. Tabii o zamanlar benim asıl işim dövüş sporlarıydı. Fakat heves ettik. İşte semestre tatiliydi. Başarılı bir karne de getirince babaannemden parayı kaptığım gibi gözümü fitness salonunda açmıştım. Çok da hoşuma gitmişti doğrusu. Çünkü o zamanın dojolarından, o zamanın dövüş salonlarından, dövüş sporu salonlarından çok farklıydı fitness stüdyo. Tamamen yeni bir dünyaydı bizim için. Bu bahsettiklerim size şöyle söyleyeyim, ne zaman 96-95 o sıralarda bir aralar olması lazım. Yok, pardon. Tabii 96-97 yılları, 90'lı yıllar yani o şekilde söyleyeyim. Ben 15 yaşındayken. Neyse, bir heves ağırlıklara giriştik. Tabii hiçbir şey bilmiyoruz. O zamanlar şimdiki gibi internet falan da yok ki bir yerlerden dinleyelim, bir yerlerden okuyalım, öyle bir imkanımız da yok. Vücut geliştirme salonlarında hoca kah buluyorsun, kah bulamıyorsun. Bizimkinde vardı. Parayla tutulmuş iyi bir hocaydı da, ayrı mesele. Ama ne yazık ki tıpkı bugünkü gibi, bugün de durum farklı değil. Birçok vücut geliştirme salonunda, sadece Türkiye'de değil, Avusturya'da da aynı şey geçerli. Orada duran adamlar hiç ama hiç ilgilenmiyor. Tamam, onlar da parasını belki bu işten kazanıyor. O yüzden bekliyorlar ki hani PT alın, personal training alın, o şekilde öğrenin. Ama insan en azından hani biraz gösterir ki karşısındaki kendisini sakatlamasın falan filan. Neyse. Başladım ben bir işte, nasıl desem size, heyecan ağırlıkların altına girdik, çalışıyoruz. Aradan bir süre geçti. O bir sürenin sonunda bir baktım benim göğsümün bir tanesi diğerinden daha fazla gelişmiş. Ne yapacağım, ne edeceğim? Yani elim ayağım birbirine karıştı. Her neyse, o günün şartlarında zaten hoca her gün gelmiyordu. Hoca haftada 3 gün falan salondaydı. Fakat salona bakan adam da az çok bir şeyler biliyordu. Bu arada salonun sahibi de Sadık Oflu. Sadık Hoca Türkiye Kickboks Federasyonu'nun bildiğim kadarıyla en son başkanıydı. Sonradan devam ediyor mu, görevini bıraktı mı bilmiyorum. Çok kalender bir insandır, harika bir insandır. Buradan kendisine selamlar, sevgiler, saygılar, ellerinden öpüyorum. Yani şimdi diyeceksiniz ki niye bu kadar yağ yaktın? Sadık Hoca'nın bana yaptığı iyilikleri zamanında size bir videoda anlatırım. Gerçekten ne kadar saygıdeğer, saygı duyulacak bir insan olduğunu anlarsınız. Her neyse, işte o zamanlar Ahmet olması gerekiyordu. Bu adamın, salona bakan adamın isminin. Ona gittim söyledim. Abi dedim, kurtar beni. Mahvoldum, öldüm bittim. Ya. Ne? Anlattım.
Bak dedim, ne yapacaksın biliyor musun? Aynı sorunu benden önce orada yaşayan başka birisi daha olmuş. Ve bunun sebebi de nerede? Bench press'i yaparken düzgün kaldırmıyorsun. Yani nasıl desem, tam dengeliyim, dengeli kaldıracağı bir tarafı kah kaldırıyorsun, kah indiriyorsun. Hani şimdi bu komedi videolarında görüyoruz ya. O zamanlar bilmediğimiz için, dediğim gibi şimdikiyle hiç alakası yoktu o zamanki ortamın. Böyle dalgada şey yapan gemiler gibi maksat ki kaldır, hiç olmayacak ağırlıkların altına girip kaldırıyorsun. O zaman da böyle komik şeyler çıkıyor ortaya. Neyse, anlattı bana. Dedi ki, birincisi çok dikkat et. Kaldırırken dengeli kaldır. O günden sonra ben ona çok dikkat ettim. Dengeli kaldırmaya çok dikkat ettim. Yani varı eşit bir şekilde göğsümün üstüne düzgünce indirip ondan sonra tekrar yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırdım. İki, başa çıkamayacağın ağırlıkları takma. Neden kaldırırken bu şekilde bir sağa bir sola oynatıp duruyordum? Çok basit. Çünkü kaldırabileceğimden fazla ağırlık takıyordum. Bilmediğim için. Her neyse, artı dedi, bu durum düzelene kadar barın bir tarafına, yani göğsünün küçük olduğu tarafına, diğer taraftan daha fazla ağırlık tak. Tabii diğer tarafın da ağırlığını azalttım. O da apayrı bir mesele. Biraz şüpheli de olsam bu duruma karşı adamın dediklerini dediği şekilde uyguladım. Aşağı yukarı 3-4 hafta içerisinde Allah'a şükür sorun çözülmüştü. Ve ben şöyle söyleyeyim size, tekrar göğsümüz normale, olması gerektiği duruma geri dönmüştü. Şimdi sizler de sanırım bu anlattığım hikayeden de anlamışsınızdır. Eğer ki simetri sorununuz varsa, yine benim zamanında çözdüğüm şekilde çözebileceğinize inanıyorum. O vakitten sonra ben hiç simetri sorunu yaşamadım. Çünkü özellikle o ağırlıkları indirip kaldırırken, çalışırken tekniğe çok dikkat ettim. Ondan sonra hareketleri dengeli yapmaya çok dikkat ettim. O yüzden simetri sorunu hiçbir şekilde Allah'a şükür yaşamadım. Çok kötü bir şey. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Ha, olur da aranızda yeni başlayanlardan bu tip bir sorun yaşayan olursa, ya da ilerlemişlerden de yine aynı şekilde, ne bileyim, adam gaza gelmiştir, basamayacağı kiloyu deniyordur, o da simetri sorunları çıkartır ortaya. İşte aynen bu şekilde o sorunu çözebilirsiniz. Biraz tabii komik gözüküyor, öyle söyleyeyim. Bir tarafa, diğer taraftan farklı bir ağırlık almak. Artı bunları yine size nasıl söylesem, dengeli bir şekilde kaldırması da çok zor. Çünkü bir tarafta daha fazla, bir tarafta daha az, çok dikkat edip çok konsantre olmanız gerekiyor ki ağırlıklara sorunsuz bir şekilde kaldırıp simetri sorununuzu çözesiniz. İşte simetri sorununun kısaca çözümü bu şekilde. Videoyu bitirmeden önce son bir kez toplayalım. Ne yapıyormuşuz? Çok basit. Az gelişmiş olan tarafa daha fazla ağırlık, fazla gelişmiş olana daha az. Dikkatli bir şekilde, dengeli bir şekilde hareketi yapıyoruz. Ta ki iki kasın büyüklüğü birbirine eşit olana kadar. İki kasın büyüklüğü birbirine eşit olup simetri sorunu çözüldükten sonra da normal olarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Simetri çözümünün sorumu bu. Pardon, simetri sorununun çözümü bu. Bu arada videoyu bitirmeden önce lütfen videolarımı beğenip paylaşarak ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden hepinize çok teşekkürler desteğiniz için. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın.